Oyunlarda neden gizem ararız? İçimizde yatan dedektiflik güdülerinin kendini ortaya çıkardığı sıra dışı bir durum mudur bu? Dünyada olması gereken daha tuhaf olayları aramaya meyilli insanlar mıyız bizler aslında? Yoksa insanın gerçeği aramaya isteği midir bu? Gelin bu konuyu biraz konuşalım. Bazı oyunlar vardır, oynarsınız, bitirirsiniz, unutursunuz. Bazı oyunlar vardır, oynarsınız, bitirirsiniz ve tadı damağınızda kalır. Bazen de öyle oyunlar çıkar ki piyasaya, oynarsınız, bitirirsiniz ama bittiğini kabul etmek istemezsiniz. Daha fazlasını arzularsınız, oyuna devam etmek istersiniz. Keşifler yaparsınız, bilgiler bulursunuz, bazı bölümleri tekrar tekrar oynarsınız. Bu durum oyuna duyduğunuz sevgiden kaynaklanır. Tıpkı sevdiğiniz bir insandan uzaklaşmak istemediğiniz gibi, sevdiğiniz bu oyundan uzaklaşmamak için sebepler ararsınız. Bazen bu sebepleri siz yaratırsınız. Eğer oyunun yapımcıları da eserlerine böyle bir sevgi beslemişlerse, oyunun göründüğünden daha fazlasını barındırma olasılığı bir hayli yüksek olur. Ekibin bir üyesi, diğerlerinin haberi olmadan oyunun bir noktasına tuhaf bir detay gizlemiş olabilir. Bu detay, hayranların gözünde, oyunun yıllarca bitmemesini sağlayacak bir sebep haline gelebilir. İşte San Andreas da bu oyunlardan biriydi. San Andreas'ın dağlarındaki ormanlarda Koca Ayak adında bir canavarın dolaştığı söylentilerini ilk duyduğum zamanları çok iyi hatırlıyorum. Bu canavardan o kadar çok korkmuştum ki ilk günlerde oyunu açamamış, başka şeyler yapmaya yönelmiştim. Oyuna girebildiğim zamanlarda ise kesinlikle dağlarda ormanlarda dolaşamıyor, kendimi Los Santos'un sokaklarına hapsediyordum. En sonunda o karanlık vahşi hayatın içine girme cesaretini bulduğumda da bu gizemin gözümün önüne getirdiği korku perdesi daha ortadan kalkmamıştı. Oralarda bir yerde dehşet saçan bir canavarın dolaştığı ihtimali bugün bile içimi şüpheyle doldurmaya devam ediyor. Oyunun kendisi zaten büyük bir oyundu ve barındırdığı dünyanın içeriği hiç bitebilecek gibi de hissettirmiyordu. Özellikle Shady Creeks ve Back of Beyond bölgeleri uygarlık izlerinden yoksundu. Ormanın içinde bir çift gözün her zaman sizi izlediği hissi de hiçbir zaman ortadan kaybolmadı. Aynı şekilde Five Nights at Freddy's serisi de her çıkan sürümüyle oyuncuların kalbinde yer bulan isimlerden biri oldu. Sade oynanış tasarımından öte başka bir şeyler vardı oyunda. Hikaye sanki tüm detaylarıyla bize anlatılmıyordu. Bazı ayrıntılar özellikle gizleniyordu. Belki de bu gizleme çabası bizleri oyunda daha fazlasını aramaya itti. Kıyıda köşede gizlenmiş, saklanmış anlatıları ortaya çıkarmaya çalıştık, olmadık yerde sorular sorup, olmadık cevaplar bulduk. Oyunun renkli, tatlı ve çocuksu dünyasının bir anda bu şekilde yozlaşması, çarpıklaştırılması, çürümesi bizlere çekici geldi. Çocuksu bir dünya ile korku öğelerinin gizemli anlatılarla birleştirilmesi çok doğru bir hamleydi. Five Nights at Freddy's serisi de işte bu şekilde her bir oyunuyla önümüze başka bir gizem serdi ve kendi ömrünü uzatmayı başardı. İlk Five Nights at Freddy's oyununun 2014'te çıkmış olmasına karşın bu isim bugün bile güncelliğini korumaya devam ediyor. Oyundaki ürkütücü ve gizemli detaylar oyunun ömrünü en az 7 yıl uzatmış bulunmakta. Daha yıllarca devam etme olasılığı da yok değil. Aynı şekilde San Andreas ilk çıkışını 2004'te yaptı. 20 yıl sonra bile insanların kendisi hakkında konuşmasını sağlamaya devam ediyor. Bu durumun içinde her ne kadar oyunun mükemmele yakın niteliği yer alsa da zaman içinde oyun hakkında çıkan söylentilerin de büyük bir payı var. Bu söylentilerin genel tarihçesi ise bambaşka bir videonun konusu. 20 yıl boyunca ortaya atılan sayısız iddia hala insanların dillerinde dolaşmaya devam ediyor. Bu iddiaların bambaşka oyunları etkilemesi, oyun yapımcılarına yeni fikirler vermesi bile başlı başına büyük bir olay. Peki asıl sormamız gereken soruya geri dönersek, oyunlarda neden böyle gizemler ararız? İçimizde yatan gizli dedektiflik güdülerinin kendini ortaya çıkardığı sıra dışı bir durum mudur bu? Asıl dünyada olması gerekenden daha tuhaf olayları aramaya meyilli insanlar mıyız bizler? Yoksa bu durum insanın gerçeği arama isteğinden mi kaynaklanır?
Gizemler çözülmeyi bekleyen saklı bilgilerdir. Onların varlığını keşfetmek, araştırmak, avlamak ve oldukları yerden çıkarmak oyuncuların, yani bizim işimiz, adanmışlığımız, çabamızdır. Zamanımızı vermemiz, ipuçlarının peşinde koşmamız, benzer çabaları sürdüren diğer insanlarla iletişim kurmamız gerekir. Kısacası, oynamaya devam etmemiz gerekir. Oynamaya devam etmek isteriz. Çünkü oynadığımız dünyayı, tasarımı, sanatı, oyunu severiz ve onu bırakmak istemeyiz. Yine de bizi bu arayışa yönelten tek güdü bu değildir. Oyun hakkında daha fazlasını öğrenmek isteriz ve orada bir yerde çözemediğimiz bir bilginin varlığı bizi rahatsız eder. 7-8 yıl önce çıkan küçük bir bağımsız oyunda bile işte bu yüzden yeni bilgiler buluyor, yeni teorilerle geliyoruz. 20 yıl önce çıkan ve eni sonu belli olan bir oyunda bugün bile sayısız gizem söylentisi duymaya devam ediyoruz. Peki neden oyunlarda gizem ararız? Gizem ararız çünkü orada bir gizem olmasını isteriz. Gizemi çözmek isteriz. Oyun bitmesin isteriz. Gerçeği aramak isteriz. Çünkü biliriz ki bir gizem çözüldüğünde bir diğer ortaya çıkacaktır. Ve bir başkası ortaya çıktığı sürece de biliriz ki bu gizem arayışı devam edecektir. İşte bu yüzden oyunlarda gizem ararız. Çünkü bu arayışın devam etmesini isteriz.